Sen iyi misin? Ben iyiyim Müge Hanım. İyi yoksa para nasıl niye acaba? Oğlum kalmışsın paraları gitme söyle ben iyiyim diyorsun ya. Gördüm. Müge Hanım yani parayı yemekle kötü bir alışkanlık yapmadım yani. Hayır madde almadım. Uyuşturucu kullanmıyorum. Senin bu normal halin mi gerçekten? Hiçbir şey kullanmamış halin mi senin bu halin? Ne var ki halimde? Allah'ım gerçekten sana doğru yürüyeceğim birazdan ya, yani. Ne halin var diyorsun daha... Daha ne halin olacak senin? Yani şu an... Daha yani bunun hali ne? Gerçekten bazen televizyonda arkadaşlar canlı yayında program yapmak çok zor ha. Yani kameralar kapansa başka şeyler söyleyeceğim. Ne söyleyeceğimi de bulduramıyorum. Saçma sapan şeyler söylüyorum. Oğlum daha senin ne halin olacak daha senin? Daha ne hal istiyorsun sen? İyi hali, E hali, A hali, ne hali? Daha ne hali olacak? Tamam ya ben bak ödemeyeceğim demiyorum ki kaçmıyorum. Yani. Sen ne zaman ödeyeceğim? Ödeyecek adam niye alsın parayı götürsün? Beklesinler bir süre. Ne zaman kadar bekleyecekler? Bir süre idare etsinler ben paralarını vereceğim. Ha sen büyük bir projeye imza attın, başrol mü olacaksın sen? Oğlum seni hangi dizi alır seni şimdi böyle hırsız adamı? Kim hangi dizisinde oynatır? Hırsız değilim ki ben. Nesin? Ben hırsız değilim. Hırsız olsam kafalarına silah dayarım, giderim paralarını alırım. O gasp. Tamam. O gasp. Çalma, evlerinize zorla girmedim. Tamam, o da gasp. Tamam. Sen de almışsın. Kendi elinden yatırdı bana. Kendi elinle verdi bana, vermeyeydim. Ama harca diye vermedi ki. Eşinin tedavi parasını verdi. Zorda kaldım ben, harcadım. 300 bin lirayı neye zorda kaldın sen? İşsiz kaldım. İşimden oldum. Niye çalışıyor musun ki işinden olacaksın? Çalışıyordum evet. Ben bilmediğim için. Hamburgercide falan çalışıyordun. Ya bilmiyor Müge Hanım abi değil bu ya, bilmiyor ya. Abi diyor ortada geziyor. Yok çalışıyor mudun? Bir gün aramış mı beni sormuş mu? Bir gün aramış mı? Öldün mü kaldın mı? Neredesin? Ya ne iş yapıyorsun? Ya benim çok sevdiğim Gamze Gözalan. Ah Müge'cim diyor oyuncu olmak için bütün parmaklara yüzük tak. Tamam vah yazık bu çocuğa kötü yola düşürürler diyor senin için. İnanmış bizim tiyatro sanatçıları aç nasıl kolay zannediyorlar. Ah eğitim vah eğitim. Oh bir de ödeyecekmiş diziden kazanıp deyip üzerine kahkaha işareti koy. Ah Gamze'cim öpüyorum seni hayatım yani. Tabii Gamze çocukluğundan beri bu işin içinde evet. Çok da değerli bir oyuncu arkadaşımız, seslendirmen arkadaşımız. Abla, kredi mi çeker? Ne yaparsa yapsa gitsin getirsin ben parayı. Ben şu an kredi çekemem. Kredi mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? İyisin, abicim yapacaksın. Senin kardeşin sen söylesene beni sinir ettiniz burada. Sen niye çıkıyorsun? Ben de sinir oldum. Ben şimdi bunun yüzünden kalp krizi geçireceğim. Kredi çekemem ben şu an. Kalp krizi geçireceğim ben bunun yüzünden. Kredi çekemem. Sen bir kere sağlam olsana. Karısı hasta olup da böyle kocalar hasta olana da çok sinirleniyorum. Şimdi karın hasta dedim ben sana dün de. Sen sağlamsın, sen çalışacaksın. Karının biraz hastalığına şey yapar mısın? O hasta şu an. Sen kanser olsaydın o hasta olmayacaktı. Şimdi o kanser sen sağlam duracaksın. Ay bu da böyle hamilelik sendromu da var ya hani mesela kadınlar hamile kalıyor. Yandaki adamların da midesi bulanan tipler var yani karısının midesi bulanan. İşte kazan yuvarlanmış kapağını bulmuş. Sen! Ne demek istiyor bu? Ne bileyim ben. Müge Hanım ne bileyim. Yani ben buna inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Neye inanmıyorsun? Ya sen elbiselerini yıkadı elbiselerini. Karı koca yıkıyor. Evet. Evlerinde kaldı. Ne kadar nankör bir insan bu ya. Aynı yatakta bile yatmıyorlar. Boş versene. Ben şahit oldum. Allah görüyor. Kur'an'a el basabilirim. Getirin Kur'an-ı Kerim, el basabilirim. Onların karı koca ilişkileri diyor, anlamadım. Yok çocuk yapacağız falan diyorlardı ya dün. Ben izledim programı. He. Yok biz çocuk yapacağız, ajitasyon. Olmuyor çocuğumuz. Olmuyor. Aynı yataktan mı yatıyorsun? Tedavi olmam lazım. Anlamıyor musun aynı yataktan mı yatıyorsun çocuk olsun ya? Ya sen ne karşısın, sen ne karşısın? Ya abin horladığı için ben aynı yatakta yatıyorum. Nereden bu konuya geldin? Ne ayakkabı var ya? Ne ayıp bir şey mi söyledin ya? Hayır diyor ya, çocuk yapacağız diyor ya. Ya bu söylediğinin... Kardeşin için, abin için ne kadar ayıp olduğunu sen farkında değil misin ya? Hayır, çocuk yapacağız diyorlar ya. Bu gerçek de olsa... Yalan söylüyorlar. Bu söylediğinin ne kadar ayıp olduğunu sen farkında demiyor musun? Ben güvenime dedi parayı vermeyeyim. Onun parasını üstüne koydum, ben onun parasını bir yemezdim. Saniye abi sen sor valla, sen daha şey... Sizin bunların da bu aklı yok be. Bana güvenemedin lan. Sen anca saldırmaya giriyorsun. Yemin ediyorum bana iyi parayı güvenemedin ya. Yavru Bey dünden beri bana soruyor. Bana parayı güvenemedi. Diyor ki... Buna güvendi, bana güvenemedi. Görüşmüyorduk, etmiyorduk diyor. Niye sen peki beni çağırdın da verdin? Paraların hepsini aldı harcadı. Ben dedim sana, bu paraları yer dedim, getirmez dedim. Sen bana inanmadın. Annemin üstüne yapsaydın şimdi, tedaviye devam edecektik. Sana yazıklar hocam, olsun. Hocam bunda kana olsaydın... Kadar. 7 senedir kötüde olsa bir dükkan alırdım. Polislerin o kadar kaçmazdım. Bir evimiz vardı. Bir dükkanda iş yapardım. Bitti artık. 7 senedir bir iki yıl olmaz. Akıl olsaydı bunda. Bunda kafa yok. Valla senin kardeşin hayatım işte gel dedin, bulamıyorum dedim, buldum getirdim. Ben ne yapayım? Yok ben kendim geldim zaten buraya. Hayır işte tamam kendin geldin. Niye kaçıyorsun? Bizden niye kaçıyorsun? Neye kaçacağım ya? Kaçıyorsun. Ya neye kaçacağım? Kaçıyorsun.
Ben ablamı aramışım. Parayı vermeyecek dedim ya, ki kaçırdım. Ödeyeceğim, beklesinler. 10 günde bir beni arıyor. 10 günde bir parayı ne zaman ödeyecek? Diyorum ki bir ay, 1,5 ay idare etsinler. Aa. Ben de insanım. Ben 300 milyar hemen bir ayda toparlayıp veremem. Ömer. Ama bak vereceğim. Sana bir şey söyleyeyim çok mi? Çok yalan konuşuyorum. Gerçekten başka bir tabir bulamıyorum. Bunu gerçek anlamıyla da söylemiyorum ama tam dayaklıksın. Evet. Çok yalan konuşuyor. Buyurun dövebilirsiniz bu yanım. Ben şiddete karşı bir insanım. Bunu tabir olarak kullanıyorum. Çünkü mesela senin gibi bir insana ne konuşacağımı bulamadığım için insanların neden şiddete yöneldiğini anlıyorum. Hani demek ki konuşabilme kapasitenle alakalı. Hani sana ne söyleyeceğimin şeyi bitti bende, sınırı. Oğlum sen 300 bin lirayı alıp nereye harcadın? Nereye? 300 bin lira az para mı ya? 300 bin lira. Yok, kimseye harcamadım zaten. Ne yaptın o parayı? Kendim harcadım. Kendine ne yaptın ya? Kendine ne yaptın? O boğazdan kanserler çıkardı sen. Yedin. Ya ne yedin 300 bin liralık ya? Ne yedin? Normal yedim, aldım, harcadım zaten. Gezdin, tozdun. Evet. Nerede gezdin? Keyfini harcadın. Evet, keyfimi harcadın. Nerede gezdin? Normal gezdim yani. Nereye gittin? Ya gezdim o şehir oraya ya, buraya kardeşim, gittim. Nereye? Bana bir yer söyle. Nereye gittin? Lafla bu para harcanmaz. Böyle gezdim, tozdum da. Laf, yani bu şekilde harcadım. Yalan söylemiyorum. Sen bir miktar bankaya yatırdın. Lan günde bir milyar insan yine bir kazan. Günde bir miktar bankaya yatırdın. Yok, şu an yatırmadım. Nasıl yatırmadın? Yedim. Nerede taşıdın bu parayı harcayıncaya kadar? Hep üstünde yok, mi? Yok, bankada tabii, bankada yani kendi bankada. Evet. Bir miktar bankada kaldı. Yok, kalmadı. Gel insafa, gel de insafa. Kalmadı, kalsa verirdim. Bak biraz o... insanlık. Ya bana bir yer söylesene. Bak 60-70 bin liram olsa tutar verirdim. Ömerciğim, bana bir yer söyler misin? Ne yeri? Şimdi 300 bin lira ne yedin mesela? Her gün istakoz mu yedin mesela? Ne, ya 300 bin lirayı ne yedin de harcadın mesela? Ya zara daha dayanmaz gibi canım. Hala daha konuşuyor. Çok teşekkür ediyorum bu özlü bilgiler için de. Ondan bahsetmiyorum sana. Param, şu an veremem. Bir merhamet et. Şu an veremem. Bir insanlık tarafın ağırmazsın. Bir dakika Rahim Bey, nereye gittin? Ya mesela Allah tatile ya. Mi gittin? Ya, evet, tatile de gittim. Nereye gittin tatile? Antalya'da gittim. Antalya'ya. Nerede kaldın evet. Antalya'da? Otelde kaldım. Kaç yıldızlı bir otel? Normal otelde kaldım, orada harcadım. Böyle 5 yıldızlı bir otelde mi kaldın? Ha? Aynen, gezdim, tozdum. Kaç lira harcadın mesela o tatile? Şuna bir tokat atayım bana, bir izin ver de ya. Yani bayağı bir harcadım o zaman. Ne kadar harcadın mesela Antalya'da? Yani günlük otelini... 5 bin lira da harcadım. Günlük 10 bin lira da geldi harcadım. Antalya'da? Aynen. Hayır, yani normal şartlarda. Ne kadar? Normal şartlarda. Tamam, o günlük 10 bin lirayı nereye gittin de harcadın? 10 bin lira? Giderler vardı, şey gitti. Yok, ha? Şey yani giderlerime gitti. Şey yok. Oğlum 10 bin lira şimdi restorana gitsen. Tamam yani gene 10 bin lira tutmaz yani. Eğer alkol mü içiyorsun? Ne yok, içki alkol mi içiyorsun? Ancak içkili içersen lokantada 10 bin lira verirsin. Örnek veriyorum yani bu şekilde param gitti yani ama başka... Sevgiline hediye mi aldın? Hayır, hiç param yok. Sevgilim ne alaka sevgilim hediye aldın? Ya neyin alakası var? Sen buradan Antalya'ya artist havasında tek başına gitmezsin. Numara yapmana da gerek yok. Kimse de gitmedi. Yani hiç para kalmadı mı yani? Var, yok, kimler? O parayı kimlerden harcadın sen? Senin birileri peşinde var. Yüzüme bakamıyor ki arkadaş. Bakılacak sen bir izin versen abına bir tokat vursa bana. Sen bir izin versen. Bakılacak yüzün mü var? Yüzünden sen bir izin versen abına bir tokat vursa bana. Şiddete karşıyız abi. İçimizden... Atamazsın, şikayetçi olurum. Kusura bakma yani. Hadi ben de şikayetçi olurum. Lan oğlum sen kimden şikayetçi olacaksın? Kimden? Ya Allah Allah. Artık ya gerçekten. Hani şey gibi. Hem suçlu hem suçlu. Ahmet abinin kendini nasıl boğazladığını anlıyorum. Yani hakikaten boğazlamak istiyorum kendimi. Ben suçlusan mahkemede görüşelim. Çık mahkemeye. Karar ver. Çıkalım mahkemeye. Ona ben de harcadım diyorsun. Evet, kendi eliyle verdim. Yani ben hırsızlık yapmadım ki. Peki, yani hayattaki her şey kanun yoluyla mı çözülür? Hayatta yok. Hiç etik değerler yok mudur? Vardır. He? Ahlak. Vardır. Ahlaksızlık. Vardır. Namus, şeref, vardır. Haysiyet, onur. Vardır. Kardeşlik, aile duygusu. Vardır. Vicdan. Var. Bravo. Onlarda var mı? Bravo. O konum o değil. Konum onların sana verdiği hastalık parasını böyle gevşek ben, gevşek ben, günde 10 bin lira da harcadım, 5 bin lira da harcadım diye anlatman. Kimin parasını nerede harcıyorsun? Ben hastalık parası olduğunu bilmiyordum o yüzden. Yani şu an hasta olduklarını öğrendim, mahcup oldum. Bak, sen ne yalancı bir pişman oldum. Hani şu an öğrendim. Yani programda eski telefonumda mesajları gerçekten vardı. Keşke onları silmeseydim de. Müge Anlı'ya gösterseydim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.